Güneydoğu TV Haber Merkezi tarafınca hazırlanan ana haber bülteniyle yeniden karşınızdayız. Mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin, Beyazgül'ün girişimleri doğrultusunda organize sanayi bölgesinde inşa edilen fabrikada halk ekmek üretimi için geri sayım devam ediyor. 35 farklı büfede satışa sunulacak olan halk ekmek fabrikasında 1 Ocak'ta seri üretim başlıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye'miz tarafından yapılan halk ekmek fabrikasındayız. Fabrikamız Allah nasip ederse pazartesi günü deneme üretimine geçecek. 1 Ocak'ta da seri üretime geçecek. Fabrikamız günde 100 bin ekmek üretecek. Ve inşallah dezavantajlı insanlarımıza bir imkan sağlamış olacağız. Destekte bulunmuş olacağız. Halkımıza bir önemli hizmet. Şimdi bu hizmeti yaparken tabii ki bir yandan fabrikamızı tamamlarken diğer taraftan da halka satış noktalarını oluşturmak zorundaydık. Halka satış noktalarında oluşturduk. Orada da büfeler yaptık. Ve böylelikle fabrika faaliyete geçtiği anda hiçbir eksiklik kalmadan doğrudan halkımıza ulaşmış olacağız. Tabii bu büfelerimizi de birkaç ay önce gerçekleştirdik. Çünkü efendim üretime geçtiğimiz zaman telaş olmasın, 100 bin ekmek üretilen bir fabrikada o ekmeklerin elbette ki elde kalmaması, israf olmaması gerekir ki büfeler bunun en önemli ayağı. Şimdi Cumhurbaşkanımız buraya geldiğinde çok büyük eserler açıldı. Kavşaklar açıldı, yollar açıldı, fabrikalarımızdan bahsedildi, borsamızdan bahsedildi ve mezbahanelerden yani milyarlık tesisler açıldı. O küçücük büfe Cumhurbaşkanımızın gözünü boyamak için yola konulur mu hiç? Sözcü gazetesi manşetten vermiş. Efendim büfe koymuşlar ki Cumhurbaşkanının gözü boyansın. Nasıl fabrika olmadan büfe konulur mu? İşte fabrika burada. Büfe orada. Sözcü gazetesi yalan haberlerle halkın kafasını değiştirmek istiyor. Efendim halka hizmet esastır. Ve gazetelerin de görevi doğruları yazmaktır. Hakikatleri yazmaktır. Halkın gören gözü ve işten kulağı olup onu halka yansıtmaktır. Efendim olmayan bir şeymiş gibi bunu böyle lanse etmek gerçekten çok üzücü. Urfa halkı adına üzücü. Urfa halkı her şeyi görüyor. Ben manşeti gördüğüm zaman bana şunu söylediler. Başkanım üzülme ya biz her şeyi biliyoruz diyorlar. Sen rahat ol diyorlar. Ama insan ister istemez üzülüyor. Ulusal bir gazete başka bir yerde sanki fabrika yokmuş, büfe konulmuş gibi anlaşılabilir. Efendim ben buradan Sözcü gazetesini kınıyorum. Şanlıurfa'dan Gaziantep'e seyir halinde bulunan bir otomobil önünde ilerleyen kamyona arkadan çarptı. Feci kazada 10 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybederken iki kişi de ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa Gaziantep otoyolunda seyreden HT idaresindeki 63DF414 plakalı otomobil önündeki MY yönetimindeki 63AD522 plakalı kamyonu arkadan çarptı. Karayolunun 400. kilometresinde meydana gelen kazada otomobil hurdaya dönerken otomobilde bulunan Yağmur Ecem hayatını kaybetti. Feci kazada otomobil sürücüsüyle yanında bulunan ST de ağır yaralandı. Olay yerinde jandarma ekipleri tarafından güvenlik tedbirleri alınırken, yaralılar ise olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden 10 yaşındaki kızın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanı ve eski başbakan yardımcısı Bülent Arınç, Şanlıurfa'da temasları kapsamında Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli makamında ziyaret etti. (Gülüyor)
bir dizi temaslarda bulunmak ve kitap fuarında imza günü düzenlemek için Şanlıurfa'ya gelen eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'yi de makamında ziyaret etti. Belediyemize ziyaret edip bizi şereflendirdi. Devlet Başkanımız gerek öncelikle Türkiye'ye yaptığı çok güzel hizmetler ve Arınç'ı Baydilli'nin yanı sıra AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Sait Ağan ve belediye meclis üyeleri karşıladı. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ve Şanlıurfa Eski Milletvekili ve Belediye Başkanı İbrahim Halil Çelik de Türkiye Büyük Millet Meclisi Eski Başkanı Bülent Arınç'a ziyarette eşlik etti. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Arınç'a ilçedeki gerçekleştirilen çalışmalar ve projelerden bahsederken Karaköprü ilçesiyle ilgili demografik ve sosyal yapısıyla ilgili de bilgiler verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Eski Başkanı Bülent Arınç ise yeni gelişen bir ilçede Başkan Baydilli'nin örnek çalışmalar ve projeler gerçekleştirdiğini dile getirdi. Arınç, Başkan Baydilli'nin başarılı hizmetlere imza attığını dile getirirken yapılan ve yapılacak olan projelerle Karaköprü'nün önemli bir konuma geleceğine inandığını kaydetti. Buranın güzel bir yüzü Şanlıurfa'nın. Çok iyi bir şehirleşme var. Çok güzel yollar, binalar var. Herkesin tercih ettiği bir yerleşim merkezi oldu. Metin Baydilli arkadaşımızın başkanlığıyla başlayan çok iyi bir süreç var. Yani burada iyi bir belediyecilik örneği var. AK Parti'nin de en başarılı olduğu hem belediye hem teşkilatlardan birisi Karaköprü. Güzel sonuçlar alıyoruz. Burada yaşamak insanlara huzur veriyor. Hakikaten rahat mekanlar, huzurlu mekanlar bir şehirde en çok arzu edilen şeylerdir. Bugün öncelikle 700 metre. Şanlıurfa'da her yıl onlarca kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin ise yaralandığı, çok sayıda trafik kazasının yaşandığı Suruç yolunda ekipler tarafından drone destekli trafik denetimi yapılıyor. Denetimlerde son bir ay içerisinde 873 aracı yaklaşık 700 bin lira para cezası kesildi. Şanlıurfa Suruç yolunda trafik polislerinin denetimleri hız kesmeden devam ediyor. Her yıl onlarca kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin ise yaralandığı çok sayıda trafik kazasının yaşandığı yolda drone destekli trafik denetimi yapan polislere jandarma ekipleri de destek verdi. Taktığınız için teşekkür ediyorum. Fakat hatalı sollama yaptınız, bir kural ihlali yaptınız. Bundan dolayı size ceza işlem uygulanacak. Lütfen aracımızı şöyle sol tarafa doğru yanaştırabilir miyiz efendim? Uygulamada kural ihlali yapan sürücüler affedilmedi. Gece gündüz aralıksız denetim yapılan yolda hatalı sollama ve kural dışı şerit değiştiren araçları durduran ekipler ceza işlem uyguluyor. Ekipler son bir ay içerisinde durdurdukları 1900 aracı sorguladı. Evrakları eksik olan ve kural ihlali yapan 873 araca yaklaşık 700 bin lira para cezası kesildiği belirlendi. Haliliye Belediyesi, millet evleri ve kadın destek merkezlerinden faydalanan kadınlara uzmanlar tarafından eğitimler verilmeye devam ediyor. Ama çözemiyoruz, içinden çıkamıyoruz ya da çok emek verip karşılığını alamadığımızı düşünüyoruz. Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın talimatları doğrultusunda hayatın her alanında kadınlara yönelik pozitif ayrıcalıklar tanıyan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, bu kapsamda Ahmet Yesevi Millet Evi'ndeki kurslara katılan kadınlara aile eğitimiyle ilgili seminerler verdi. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerde kadınların aile içerisindeki rol model olmaları, ailelerin sosyal ve psikolojik sorunlarıyla mücadele ve önlem konuları konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada programlar dahilinde millet evleri, kadın destek merkezleri ve gençlik merkezindeki eğitimlerin devam edeceği kaydedildi. Koruyucu ve önleyici önlemler, eğitici ve geliştirici çalışmalarımız olacak. Biraz önce bahsettiğiniz çocuklarla ilgili korumak ve geliştirmek adına. Eşime dedim ki, sen çok yemek yedin, çok yemek yeme kendini, sen çok kötü görüyorum. Bunu yemen üzerine işle demiş. Tabii bundan kaynaklı bir sorumluluk olmadığını eşten kendisi bilmiyor. Neyse hanımefendiyi çağırdım. Ne diyoruz? Aile içerisindeki rol dağılımı. Sizin ailenizde bir rol dağılımınız yoksa o eş
iş eve gelmez. O iş telefonu eline alır. O iş tek sorunu kalmadı. Şanlıurfa'da bir yıl önce yengesini ensesinden silahla vurarak öldüren zanlı ailesini ziyarete geldiği sırada evin önünde sivil kıyafet giyerek bekleyen polisler tarafından yakalandı. Edinilen bilgiye göre olay 19 Ocak 2022 tarihinde Şanlıurfa'nın Eyübey ilçesine bağlı Süleyman Şah mahallesinde yaşandı. Kocası daha önce vefat ettiği için 5 çocuğuyla birlikte evde tek başına yaşayan 30 yaşındaki Nesibe Alas'ın evinden silah sesleri geldiğini duyan komşuları durumu polise haber verdi. Kadının evine giden polis ekipleri içeri girdiklerinde kanlar içerisinde yerde yattığını gördü. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yaklaşık 6 yıl önce kocası da öldürülen kadının cesedi olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri yaptıkları uzun süreli çalışmanın ardından katil zanlısının kadının kaynı Sinan A olduğunu belirledi. Kaçan zanlıyı yakalamak için uzun süren evinin etrafında bekleyen polis ekipleri bir yıl sonra emeklerinin karşılığını aldı. Katilin babasının evine geleceği ihbarını alan ekipler sivil kıyafetler giyerek evin etrafında nöbet tutmaya başladı. Zanlının eve girmesiyle birlikte operasyon için düğmeye basan ekipler yenge katilini kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan zanlı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün girişimleriyle Şanlıurfa'daki trafik sorununa neşter vurularak kente kazandırılan Abide Köprü Kavşağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi açılışı yapılarak hizmete açıldı. Kavşak, iki viyadüğün yapılması ve alt yollarının tamamlamasıyla trafiği ciddi oranda rahatlattı. Şanlıurfa'da birçok konuyu ele atarak çözüme kavuşturan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, şehrin trafik sorununa neşter vurarak çözüme kavuşturdu. Şanlıurfa'nın farklı noktalarında yeni bulvarlar, caddeler, çevre yolu niteliğindeki güzergahları açan Başkan Beyazgül'ün vizyon projesi Abide Kavşağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıldı. Şanlıurfa'nın trafik yükünü karşılamakta zorlanan Abide Kavşağı'na art germeli iki viyadük yapılarak araçların trafikte daha konforlu seyir yapmalarının önüne açılırken kavşak sayesinde Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, İpek Yol Bulvarı, Necmettin Cevheri Bulvarı, Atatürk Bulvarı ile 18 Mart Çanakkale Caddesi'ni birbirine bağlayan Şanlıurfa kent trafiğinin can damarı olan Abide Kavşağı şehir merkezine rahat bir nefes aldırdı. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Tuğba Balkaya Tuncer, dünyada en sık görülen rahatsızlıklar arasında yer alan anal füsür, yeni makat çatlağı hastalığı hakkında açıklamalarda bulundu. Merhabalar, ben Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi'nden Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Tuğba Balkaya Tunçer. Bugün bir ilk gerçekleştirdik hastanemizde. Anal füsür hastalarına botoks uygulaması yaptık. Bundan kısaca size bahsetmek istersem. Anal füsür halk arasında makat çatlağı olarak da bilinen bir hastalıktır. Anal bölgedeki kasın kasılı kalmasından kaynaklı olarak tuvalette zorlanmaya bağlı makat bölgesindeki olan yırtılmalardan oluşmaktadır. Hasta bundan dolayı ağır rahatsızlıklar geçirebilir. Bundan dolayı da hastaneye ve doktora çok sık başvurular olmaktadır. Bunun medikal tedavisi de vardı. Ama medikal tedavi dışında iki seçeneğimiz bulunuyor. Biri botoks uygulaması, diğeri de ameliyat seçeneğimizdi. Ameliyatta oradaki kasılı kalan kasın kesilmesi olarak adlandırılan lis operasyonu olarak bilinir. Diğeri de botoks uygulaması. Botoks maddesi kasların gevşemesini sağlayan bir maddedir. O bölgeye botoks maddesini uygulayarak oradaki kasın gevşemesini ve buna bağlı olarak oradaki yırtılmanın iyileşmesine zaman tanımayı amaçlıyoruz bu tedavide. Bu tedavinin en önemli faydası
faydası hastaların ameliyatsız bir şekilde bu anal fissürden kurtulma olanaklarının olmasıdır. Bunu da bir ilk olarak Urfa'da ilk defa Devlet Hastanesi'nde uygulamış olduk. Umarım hastalarımız fayda görürler ve daha fazla bu şekilde bu tedaviden fayda. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Yeşil Urfa Ortaokulu idareci ve öğretmenleri öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak adına okudukları kitapları canlandırmalarını istedi. Size bilgi vermek istiyorum. Ama sonra şu da maçı izleyen yaşlı bir adam. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Yeşil Urfa Ortaokulu idareci ve öğretmenleri öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak adına okudukları kitapları canlandırmalarını istedi. Sınıf ortamını tiyatro alanına dönüştüren öğrenciler hem eğlendi hem de öğrendi. Don Kişot'un kitabını okuyup canlandıran öğrenciler keyifli dakikalar yaşadı. Canınız yanıyor mu efendim? Evet yanıyor ama içimde yaşıyorum. Bir işim var ya, aynen böyle yapmalıdır. Benim canım yandığında ağlarım, sızlarım. Anlıyorum. Bugünden sonra kendimizi olaylar içinde bulabiliriz. Bana bir şey olursa bana yardım etme. Ben Rukiye Yeşiltepe, Türkçe öğretmeniyim. Okulumuza bir tiyatro düzenledik. Çünkü çocukların özel yeteneklerinin olduğunu göstermeye çalıştık çocuklara. Ve okudukları kitabı da canlandırmalarını istedik. Belki bu şekilde çocuklarda kitap okuma aşkı uyandırmayı düşünebildik. Kitaplarımız ortaktı. 6. sınıflar için mesela Don Quixote'u belirledik. Her öğrenci aynı kitabı okuyup, aynı kitap üstüne işte düşüncelerini belirtsin diye, duygularını belirtsin diye. Amacımız o yöndeydi. Umarım başarılı olabilmişizdir. Okulumuz aynen yaşayan bir okul gibi. Yani sadece öğretim değil, aynı zamanda eğitimin de aynı anda yapıldığı bir okul hüviyetine büründü artık. Sadece öğretim etkinlikleri değil, aynı zamanda gezi etkinlikleri, tiyatro, yarışma, buna benzer spor kulübü etkinlikleri, buna benzer birçok etkinlikleri aynı anda yapıyoruz. Çocuklarımız hem öğreniyor hem eğleniyor. İkisini bir arada yapınca akademik açıdan da başarılar yavaş yavaş artmaya başladı. Öğrencilerimiz şimdi okula gelirken çok mutlu bir şekilde geliyorlar. Koşarak geliyorlar. Okula gelmek için sabah erkenden kalkıyorlar. Biz okula gelmeden okulun kapısında çocukları görüyoruz. Bu da ne kadar mutlu bir şekilde okula geldiklerini gösteriyor. 18 yaşında ya da kendine yakıştırdı isimli. Şanlıurfa'da Dicle Elektrik Parakende Satış Anonim Şirketi tarafından tarımsal sulama elektrik desteğine ilişkin basın toplantısı düzenlendi. Peki biz ne imkan sunuyoruz? Biz de alacaklarımızı toplantının başlangıcında bahsettiğimiz gibi biz Depsaş Enerji olarak bölgemizde enerji tedariğini yapmakla görevli bir şirketiz. Hem zorunlu tedarik kısmı var bizim yaptığımız işin, hem de ikili anlaşmalarla, sözleşmelerle enerji tedariği yapıp sattığımız kısmı var. Ve bizim abone gruplarımız var bildiğiniz gibi. Tarımsal, ticarethane, mesken, aydınlatma, bunun gibi abonelere enerji tedarik ediyoruz. Hem EPH piyasasından hem de ikili anlaşmalarla özel üretim santrallerinden temin ettiğimiz enerjiyi buralara satıyoruz. Bu konuda Şanlıurfa ilimizde tüketilen elektriğin yaklaşık %35'ini yılına göre 40'ını tüketen tarımsal sulama aboneleriyle alakalı Ziraat Bankası'nın yürürlüğe almış olduğu sıfır faizli tarımsal enerji kredisini bilgilendirme toplantısında
sizlere konuyla alakalı bilgiler sunacağız. Bölgemizde yaklaşık 10 yıllık özelleştirme sürecinde başlangıçta tahakkuk sürecinde sıkıntı yaşadığımız tarımsal sulama abonelerinin şu an tahakkukları yapılıyor ancak tahsilatıyla alakalı sıkıntı yaşıyoruz. Bununla alakalı da gerek Tarım Bakanlığı, gerek Hazine Bakanlığı, gerek Enerji Bakanlığı ve gerekse de şirketimizle yürütülen çalışmalar neticesinde tarımsal sulama abonelerine bildiğiniz gibi 2018 yılından beri %65-35, %55-45 şeklinde devlet desteği ve çiftçi payı şeklinde ödemeler gerçekleşti. Bu yılda %35 devlet desteği, hazine de Tarım Bakanlığı desteği, %65 de çiftçilerimiz ödüyor. Buna rağmen çok ciddi manada bir alacak stokumuz arttı. Ve bunun çözümü için Hazine Bakanlığı'nın devreye aldığı Ziraat Bankası'yla yürütülen geçmiş borçların az önce arkadaşımızın da belirttiği gibi 5 yıl süreyle faizsiz kredilendirilmesi ürünü gündeme geldi ve şu anda bütün Türkiye'de uygulamaya alındı. Bu sadece Şanlıurfa için veyahut da sadece Dicle Elektrik Bölgesi için uygulanan bir ürün değil. Diyarbakır'da bulunan esnaf çay evinde 1992 yılından bu yana sadece satranç kültürü sürdürülüyor. Çay evinde çoğunluğu 50 yaş ve üzeri bir araya gelen vatandaşlar buradan gün boyu zeka oyunlarıyla vakit geçirip sohbet ediyor. Merkez Bağlar ilçesinde 30 yılı aşkın hizmet veren esnaf çay evinde diğer kıraathane ve çay evlerinden farklı olarak sadece satranç oynatılıyor. Bilindik yerlerde oynanan okey, tavla ve kart oyunlarının oynanmadığı bu çay evi 50 yaş ve üzeri satranç ustalarını yatıştırıyor. Doktorundan dekanına, dekanından savcısına farklı meslek gruplarını ve emekli satranç severleri bir araya getiren bu çay evinde satranç oyunu kültürel miras olarak görülüyor. Çay ve sohbet eşliğinde oynanan bu zeka oyunu 50 yaş üstü satranç severlerin boş zamanını değerlendirmesine yardımcı oluyor. İşletmeci Yunus Baytok babasının 2 sene önce vefat etmesinden sonra çay evine sahip çıktığını söyledi. Burayı ben işletiyorum. Hani babamdan kaldı, rahmetli babadan kalma. 1992'den beri burayı işletiyoruz. Babam işletiyor daha doğrusu. 2 sene önce babam vefat ettikten sonra yerine ben geçtim. Ben işletiyorum. Böyle bir fikri, yani kendisi buraya gelip çay ocağını açtıktan sonra müşterilerin isteği üzerine satranç takımları getirdik. 3-4 tane önce getirdik. Ondan sonra daha önce sadece çay satıyorduk. Ondan sonra 3-4 tane takım getirdikten sonra baktık ilgi çok ilgi duyuyor. Ondan sonra çoğaltmaya başladık. Çoğalttıktan sonra herkesin ilgisi yoğun olduğu için devam ettirmeye başladık. Baba dediğim gibi işte baba ettikten sonra ben de kapatmak istemedim. Onun yolunda yürümek istedim de devam ettirdim. Hani biz burada sadece oyuncu yetiştiriyoruz, çocukları geliştirmeye, zeka oyunu olduğu için sürekli devam etme, daha iyi şeyler yapabilmeye çalışıyoruz aklımız için. Çoğunluk hangi kesim dersek 50 yaş arası falan çoğunluktur aslında. Emekliler var, öğretmenler var, dekan var. Yani bu pandemiden önce baya bir müşteri kaybettik, o da var yani. Pandemi olunca müşterimizin baya bir çoğu gelmemeye başladı. Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan Barış Karaca sosyal medyadan sipariş ettiği cep telefonunun sahte çıkması ile 14 bin TL dolandırıldı. Akıllı telefon sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş sosyal medya aracılığıyla satış yapan dolandırıcılar tarafından mağdur ediliyor. Türkiye genelinde yaşanan bu dolandırıcılık olayının bir benzeri de Tatvan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre telefona ihtiyacı olan Barış Karaca adlı vatandaş, akraba tavsiyesiyle bir sosyal medya hesabından telefon aramaya koyuldu. Karaca piyasadaki ünlü markanın orijinal ürününü 14 bin TL'ye görünce ilk olarak şüphelendi.
Daha sonra güvendiği kişiler aracılığıyla sosyal medyadan beğendiği telefonu almayı kabul eden Karaca, 14 bin TL ödeyerek telefonu sipariş etti. 13 Ekim tarihinde sosyal medyadan sipariş verdiği cep telefonunu 3 gün sonra kargodan alıp heyecanla paketlerini açan Karaca, incelemesi sonucu telefonun kopya olduğunu anladı. Paketin içinden çıkan taklit edilmiş telefon ile dolandırıldığını anlayan Karaca, satın aldığı 14 bin TL'lik ürünün aslında orijinal olmadığını öğrenmesiyle birlikte savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Savcılıkta hakkını aramaya koyulan Karaca, şimdi ise dolandırıcıların yakalanmasını isteyerek vatandaşların görmeden bir ürünü sosyal medya hesaplarından almamaları konusunda uyarıda bulundu. 13-10-2022 tarihinde bir telefon ihtiyacımı olduğunu gören dayımoğlu bana teyzesi oğlunda bu tür işleri yaptığını, telefon sattığını söyledi. Instagram hesabını verdi konuşmamız için, görüşmemiz için. Fiyatını sordu. Fiyatı da 14 bin TL olduğunu söyledi bize. Zaten orada da bana belirtmişti, yani tanıdığız diye, akrabayız diye bir sıkıntı olmayacağını söyledi. Sizi mahcup etmeyiz diye. Çünkü ürünün sahte olup olmadığını bana belirtmemiştiler o sırada. Telefon İstanbul'dan kargoyla Arnavutköy'den çıkış yaptı. 3 gün sonra elime ulaştı. Ben de telefonu hani pek anlamadığım için telefoncuya götürdüm. Telefoncu bu ürünün replika, içi Android, dışı iOS olduğunu söylediler. Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin'de örtü altında domates hasadı başladı. İlk ürünler Dünya Kupası maçının oynandığı Katar'a gönderildi. Ülke genelinde domates üretiminin en çok yapıldığı ilk 5 şehirden Mersin'de sezonda 1 milyon 200 bin ton ürün hasat ediliyor. Mersin genelinde en çok üretim ise yaklaşık 600 bin ton ile Erdemli ilçesinde yapılıyor. Üretimde yaz ve sonbahar hasatlarının tamamlanmasının ardından kış mevsimi için Eylül ayında örtü altında seralarda toprakla buluşturulan fidelerde domatesler kızardı. Kızaran domatesler üreticiler tarafından tek tek toplanarak özenle iç ve dış piyasaya gönderilmeye başlandı. Özellikle Dünya Kupası maçlarının oynandığı Katar'dan yoğun talep gelmesi üzerine hasat edilen domateslerin bu ülkeye ihraç edildiği belirtildi. Talebe göre ürünlerin Rusya ve Avrupa ülkelerine de gönderildiği ifade edildi. Tarım işiyle uğraşıyorum. Eylül'ün birinde domateslerimizi diktik. Şu anda kış ayına giriyoruz. Hasat etmeye başladık. Fiyatlar da 10 TL bandında gidiyor. Katar'da Dünya Kupası olduğu için Katar'a ihraç yapıyoruz. Ukrayna ve Rusya gibi soğuk bölgelere domateslerimizi ihraç yapıyoruz. Şu anda Katar'dan da talep var. Talep olduğu için Katar'a gönderiyor şu anda domateslerimizi. Dünya Kupası bittikten sonra tabii yine Rusya, Ukrayna, Romanya üzerine ihraç yapacağız. İstanbul, Ankara, İzmir, bu tür Bursa, bu tür bölgelere gidiyor. Doğuda da tabii Adıyaman, Diyarbakır, Urfa tarafına ihraç yapıyoruz iç piyasada. Ve sevgili izleyenler, ana haber bültenimizin son haberiydi. Ama kapatmadan önce çok değerli bir isim stüdyomuzda. Çünkü bizden hemen sonra ana haber bülteninin ardından yeni yayın döneminde programa başlayacak olan çok değerli bir insan. 28. yılını yapıyor bu programda. Sesi, sözü, özü güzel. Urfa kültürüne, müziğine katkısı olan, hakikaten Urfa müziğinin bir yerde de ağabeyi Sayın Naci Gençkol. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Naci'nin eyvanı 28. Evet. yılını evet. yine Güneydoğu TV'de tabii ki sürdürecek. Neler var bu akşam Güneydoğu TV'de Naci'nin Müslüm, eyvanında? Evet. Müslüm Bey, ana tema biliyorsunuz Urfa. Urfa'nın müzik kültürü. Siz de defalarca söylediniz. Bir ara verdik pandemiden dolayı biliyorsunuz. Evet. Müthiş mesajlar aldık. Bütün telefonlar aldık. Bunu ne zaman gerçekleştiririz diye yönetimle konuştuk. Faruk Bey'le konuştuk. Edip Bey'le konuştuk. Hemen başlayalım dediler. Biz de başladık. İnşallah bu özlem bitecek. Bundan sonra 15 günde bir burada stüdyoda olacağız. İnşallah yine
bütün izleyicilerimizin, Güneydoğu Televizyonu izleyicilerinin meraklarını gidereceğiz. İnşallah başarılı olacağız. Onların dualarını bekliyoruz. Bu akşam da sürpriz bir ekiple, çok değerli bir ekiple sevgili Güneydoğu Televizyonu izleyicilerinin karşılarında olacağız. İnşallah başarılı oluruz. İnşallah iyi olur. Peki, başarılar dileyeceğim tabii ki ama hakikaten bir gerçek var. Yıllardır ben de siyasi program yapıyorum ama bir programın işte tekrarı çok fazla izlenmez, rağbet görmez ama Naci'nin Eyvan'ın çok yıllar önceki programlarına dahi denk gelsek aynen canlıymış gibi izliyoruz. Bu da apayrı bir hava, apayrı bir rüzgar. Bunu şöyle bir mukayese yapabilir miyiz? Kemal Sunal filmini hatırlayın. Evet. Defalarca evet, izlersiniz. Evet, evet. İnanın Naci'nin Eyvan'ı da aynen öyle oldu. Çok mesaj aldık. Çok telefon aldık. İnşallah iyi olacak, güzel olacak. Ekiplerimizi alacağız. Urfa kültürünü, Urfa'nın müzik kültürünü, Urfa'nın tanıtımını yapmak amacımız. Evet. İyi olur inşallah diyorum. Peki, teşekkür herkes ediyoruz. Herkes bizi izlesin diyorum. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Keyifli bir akşam sizi bekliyor sevgili izleyenler. Bizden bu akşamlık bu kadar. Hoşçakalın.